Soruyorum size. Haydar Baş Bey ne dedi? Bütün insanlığa bir müjde verdi. Nedir o? Her Türk vatandaşı her ay 1000 lira maaş alacak. Yetmedi. Ev hanımları, bayanlar, yani sizler ayrıca ayda 1500 lira alacaksınız. Şimdi kaç yıldan beri bu maaşı almıyoruz, farkında mısınız? Bayanlar için ayda 2500, yılda 30.000. 18 seneden beri 30 çarpı 18 540 bin lira. Ey hanımefendiler, ablalar, şu anda cebinizde 540 bin lira para olacaktı. Haberiniz var mı? Ama bugün cebimize ödenmemiş elektrik faturaları var. Şimdi bu vatandaşlık maaşını aldığımızda ne yapacaktık? Annemiz cebinde para var. Ne yapacak? Bakkala gidecek, manava gidecek, kasaba gidecek. Para ne olacak? Para piyasada ne olacak? Bakın şu anda ben bu salonda bulunan 1000 kişiye 1000'er lira vereyim. Dışarı çıkın. Eve gidinceye kadar pazar günü bu parayı harcarsınız. Bir anda bu para piyasaya dağılır. Girdiği yerde durmaz. Bakkala gittiyse manava gider. Manavdan kasaba. Para piyasada dolaşmaya başlar. Para piyasa dolaşınca ne olur? Dükkanda adam sinek avlamaz. Ne olur? Kumaş satan kumaş satar. Et satan et satar. Araba satan araba satar. Alışveriş olur. Piyasa canlanır mı? Canlanır. Peki piyasa canlanırsa işveren yeni insanları işe alır mı? Alır. Bak işsizlik kalmaz. Türkiye'de yılda 16 defa para piyasa dolaşıyor. Her verilen 1000 lira bir yılda 16 bin lira ekonomiyi büyütecekti. Devlet buradan 1/3 vergi alsa, vazgeçtim 1/4 vazgeçtim, 1/5 vergi alsa, ayda, yılda 3500 lira devletin cebine para girer. Bakın, vatandaşın cebine para girdi. Vatandaş memnun mu? Memnun. Alışveriş yaptı. Esnaf malını sattı. Memnun mu? Memnun. Devlet vergi aldı. Memnun mu? Memnun. Yani Haydar Hoca toplumun her kesiminin yüzünü güldürecekti. Ama biz bunu yapmadık. Ne oldu? Bugün 500 milyar TL biz kredi kullandık. Bize ne dediler? Biz size başka bir şey vereceğiz. Ne vereceğiz? Kredi kartı. Biz Haydar Hoca'dan gelen helal keş para, nakit parayı reddettik. Kredi kartını cebimize koyduk. Sonuç 500 milyar TL'nin üzerinde tüketici kredisi borcu var. Soruyorum, yıllık faiz ne kadar Türkiye'de? %40. 500 milyarın %40'ı ne yapar? 200 milyar. Şimdi soruyorum, yılda Türk halkı global tefeciye sadece tüketici kredisi 200 milyar faiz ödüyor. Bir bilgi vereyim. Bu yıl devletin memura verdiği para 180 milyar. Dikkat edin. Türkiye'de bütün memurun cebine giren paradan daha fazla şu anda Türk halkı faiz ödüyoruz. Niye? Niye? İktidara kızmıyoruz. Ondan öncekilerine kızmaya hakkımız yok. Hiçbirine. Kendimize kızalım. Niye? Biz Haydar Hoca'nın rahmet elini geri çevirdik. Şimdi sürünüyoruz. Ama Çinli gülüyor. Hintli gülüyor. Rus gülüyor.